Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 11. sınıflar aseptik uygulamalar dersi 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini bir kez daha hatırlatalım isteriz. Dezenfeksiyon sterilizasyon öncesinde fiziksel veya kimyasal yöntemlerle bir yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırarak güvenli hale getirme işlemine nokta nokta denir ki bu ifade dekontaminasyondur arkadaşlar. Buraya dekontaminasyon yazalım. Evet, ikinci ifademize bakıyoruz. Isı ile sterilizasyon, nemli ısı, kuru sıcak hava ile ve yıkama ve alevden geçirme şeklinde yapılır ifadesi aynı şekilde nemli ısı olarak söylenecek arkadaşlar. Evet, burada zaten nemli ısıyı sizler için yazmıştık. Buradaki boşluğa bu gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Kimyasal maddelerle sterilizasyon, kimyasal nokta nokta ve kimyasal nokta nokta sterilizasyon şeklinde yapılır ifadesi kimyasal gazlarla yapılır. Önceliği budur veya kimyasal sıvılarla yapılır arkadaşlar. Burada sıvılar ve gazlar şeklinde ifade edilmesi gerekiyor buradaki boşluklara. Geçiyorum diğer ifademizde. Araç gereçlerin dekontaminasyonu, araç gereçlerin toplanması nokta nokta ve yıkama aşamalarıyla gerçekleştirilir. Arkadaşlar buradaki ön yıkama ve yıkama aşaması vardır. Önceliği ön yıkamadır. Daha sonra normal profesyonellerce yıkanır. Dolayısıyla cevabı bu şekilde dolduralım. Burada diğer sorumuzda kontamine araç gereçler kullanım yerlerinden merkezi sinir üretimi, burada MSU var ya arkadaşlar, buna dikkat ediyoruz. Buradaki ifade ettiğimiz kavrama, burada ifade edilen kuru transfer, öncelikli kuru transfer ve daha sonraki ön işlemli transfer olarak devam edecek arkadaşlar. Ön işlemli transfer olarak söylüyoruz buradaki ifadeye. Onun için geçiyorum 6. sorumuza arkadaşlar. 6. soruda da bahsettiğimiz enfeksiyon risklerine göre araç gereçler nokta nokta malzemeler, nokta nokta malzemeler ve nokta nokta malzemeler şeklinde sınıf. Evet, 3 değişik malzemeler sınıfında kritik malzemeler arkadaşlar. Birincisi, en önemlisi kritik malzemeler, yarı kritik malzemeler ve son olarak da kritik olmayan malzemeler olarak ifade edilir. Buraya da kritik olmayan şeklinde yazalım arkadaşlar. 7. ifademizde patojen içerdiğinden kuşku duyulan laboratuvar kültürleri, karantina koğuşlarından çıkan atıklar, hastalarla temas eden araç gereçler, dokular nokta nokta örnektir ifadesi var ki bu enfekte atığa örnektir arkadaşlar. Bunlara biz enfekte atık diyoruz. Dolayısıyla buraya enfekte atığa örnek olarak yazılmalı. Evet, 20'den daha az yatağa sahip sağlık üniteleri nokta nokta bulundurmakla yükümlüdürler ifadesi var. Evet, 20'den daha az yatağa sahipseniz arkadaşlar konteyner bulundurmakla yükümlüsünüz. Dolayısıyla buraya da konteyner yazalım. Son ifademiz, ışınlarının iyonize ışınların aksine radyasyon enerjileri çok fazladır ifadesi ultraviyole ışınlarıdır arkadaşlar. Buraya da UV ışınları şeklinde yazarak bunu da hatırlatmış olduk sizlere. Evet, B kısmına geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Evet, bakalım bilgiler doğru mu yanlış mı? Enfekte atıkların içinde belli bir zaman aralığında gerekli buhar, basınç ve sıcaklığa maruz bırakılarak içindeki enfekte atıkların zararsız hale getirilmesi işlemine sterilizasyon denir şeklindeki ifadede sterilizasyonun zaten tanımı budur arkadaşlar. Onun için bu bilgiye doğru diyelim. Tıbbi atıklı torbalara toplam hacminin 3/4'ü kadar doldurmalı ve daha sonra ağızları sıkıca bağlanarak geri dönüşüm sağlanmalıdır ifadesi arkadaşlar. Burada geri dönüşüm, tıbbi atıkta geri dönüşüm olmaz arkadaşlar. Tamamen imha edilmez ama burada tıbbi dönüşüm sağlanmalı diyor. Onun için bu bilgiye yanlış diyeceğiz çünkü geri dönüşüm olmaz tıbbi atıklarda. Tıbbi atıkların proses sıcaklığının ve buharın dinamik hareketinin etkisi altında organik maddelerin hidrolizine dayanan sisteme otoklav denir ifadesi. Evet, buradaki otoklav değil arkadaşlar, bunun hidroklav şeklinde olması gerekiyordu. Çünkü bu açıklama hidroklav şekline hitap ediyor. Dolayısıyla otoklavın basınçlı su ve buhar ile sterilizasyon sağlaması demek. Ama burada hidroklavın tanımı verilmiş. Onun için bu bilgiye yanlış diyeceğiz.
Kimyasal gazlarla sterilizasyonda genelde glüteraldehit kullanılır. İfadesi yanlış arkadaşlar. Buradaki glüteraldehit değil, etilen oksit olması gerektiğini hatırlatalım. Onun için buraya da yanlış diyeceğiz. Beşinci ifademize bakalım. Beşinci sorumuzda, boşluğumuzda bakalım doğru mu, yanlış mı? Etilen oksit 10.8 derecenin altında sıvı, bunun üzerinde gaz durumunda olan, saf halde çok zehirli, tahriş edici ve patlayıcı özellik gösterir şeklinde bir ifade. Evet, etilen oksidin tanımı verilmiş mi? Birebir arkadaşlar. Dolayısıyla bu bilgiye doğru diyoruz. Etilen oksidin ne olduğunu da açıklamış olduk bu cümlede ayrıca. Evet, 6. ifadedeyiz. 6. sorumuzda ETO sterilizasyon için sürenin nemin %40 veya 60 arası veya sıcaklığın 37-55 derece belli seviyelerde olması gerekmektedir ifadesine de aynı şekilde doğru diyeceğiz. Parasitik asitle sterilizasyon yöntemi endoskopların sterilizasyonunda kullanılır ifadesine de yine doğru diyeceğiz arkadaşlar. Filtrasyon ile sterilizasyon ısı ve kimyasal etmenlerle bozulan maddelerin sterilizasyonunda kullanılır ifadesine yine filtrasyon ve buna da doğru diyeceğiz. Filtrasyon işleminde kullanılan filtrelerin önceden steril edilmiş olmasına gerek yoktur ifade. Neden gerek olmasına arkadaşlar, sağlıkla oynuyorsunuz. Dolayısıyla tabii ki steril edilmiş olması gerekir ama burada yoktur dediği için yanlış diyeceğiz. Filtrasyonda kullanılan filtreye uygulanan köpürtme noktasının saptanması filtrasyonla sterilizasyon denetlenmesine kullanılan bir deneydir ifadesi aynı şekilde verilen doğru bir bilgi diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar çoktan seçmeli sorulara. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretlediğiniz kısımda aşağıdakilerden hangisi enfekte atık olarak değerlendirilir ifadesi var. Evet arkadaşlar, piller ve kırık termometreler enfekte atık değil. Kan basıncı ölçüm cihazları değil. Radyoterapi veya laboratuvar araştırmalarında artan sıvılar aynı şekilde enfekte atık değil. Enfekte bu hastalarla temas eden araç, gereçler ve dokular, işte budur enfekte hastalara bulaşmış. Dolayısıyla cevabımızın Denizli seçeneği olduğunda hatırlamış olduk bir kez daha arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi farmasötik atık olarak değerlendirilir ifadesi var? Cevabımıza bakalım. Evet, burada farmasötik atıklar dediğimiz vakti geçmiş, artık kullanım tarihi bitmiş anlamında arkadaşlar. Piller ve kırık termometreler değil, kan basıncı ölçüm cihazları değil. Buradaki bahsettiğimiz ifade aynı şekilde radyoterapi veya laboratuvar araştırmalarında artan sıvılar değil. Enfekte hastalarla temas eden araç gereçler değil. Miadı dolmuş veya kullanılmayan araçlardır farmasötik atık olarak ifade edilen. Dolayısıyla cevap Edirne seçeneği arkadaşlar bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalarda sağlık kuruluşlarında oluşan atıkların kompozisyon ile ilgili olarak tıbbi atıklar içinde en fazla yere sahip olan atık türü. Evet, tıbbi atıklar içerisindeki en fazla yere sahip olan atık türü soruluyor. Arkadaşlar, bu da patolojik ve enfekte atık değil. Kesici atık değil, kimyasal ve farmasötik atık aynı şekilde değil. Radyoaktif ve sitotoksik asit de değil, evsel atık yönetim sistemiyle işlenebilen genel tıbbi atıklardır arkadaşlar. En fazla yere sahip olan. Onun için cevabımızın Edirne seçeneği olduğu da açık bu soruda. Aşağıdaki hangi atık türleri kırmızı renkli atık torbalarına toplanması gerekir? Evet, kırmızı atık biliyorsunuz ki bir daha geri dönüşüm olmayan, derhal imal edilmesi gereken enfekte olan atıklar. Dolayısıyla cevabımızın Adana seçeneği olduğu belli. Ambalaj, evsel nitelik, kesici, delici, radyoaktif, bunlar değil. Enfekte atıklar kırmızı renkli torbalara veya konteynerlere konulmalı. Cevap Adana seçeneği diyoruz arkadaşlar bu soruda. Aşağıdaki hangi atık türleri siyah renkli atık torbalarından toplanması gerekir? Evet, siyah torbaya da girmesi gereken arkadaşlar biliyorsunuz ki evsel nitelikli genel atıklar siyah torbada olmalı. Buradaki geri kazanabilen cam gibi malzemeler mavi torbada. Kesici ve delici özelliği olan atıklar yine aynı şekilde sarı torbada. Radyoaktif atıklar yine kırmızı torba ve konteynerde. Tıbbi atıkların da yine kırmızı torbada olması gerekir. Ama bizden siyah renkli dendiğine göre evsel nitelikli genel atıklar, cevap Ceyhan seçeneği bu soruda.
Aşağıdakilerden hangisi geçici tıbbi atık depolama ünitesinin özelliklerinden değildir ifadesi var arkadaşlar? İki ayrı bölmeden oluşur. Tıbbi atık ve tıbbi evsel atık. Doğru mu? Doğru. En az 5 günlük atık hacmi şeklinde yapılma, 5 günlük değil arkadaşlar. Bu rakama dikkat edin. 2 günlük olması gerekiyordu ama burada 5 günlük denmiş. Onun için bu bilgiye doğru değil diyeceğiz. Bu depolama ünitesinin özelliklerinden biri değil. Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi kolay bir malzeme ile kaplanmalı, doğru. Yeterli aydınlatma ve pasif havalandırma bulundurmalıdır, doğru. Kapılar dışa açılır ve süreli olmalı ve turuncu renge boyanmalı ifadesi aynı şekilde doğruyken, en az 5 günlük atık hacmi şeklinde değil 2 günlük hacmi şeklinde olması yanlış olacak. Cevabımız Bursa seçeneği arkadaşlar. 7. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki sağlık birimlerinden hangisi geçici tıbbi atık deposu inşa etmek zorundadır? Evet, buna dikkat ediyoruz. Yani burada bahsettiğimiz geçici tıbbi atık deposu inşa etmek zorunda olan sağlık birimine bakalım arkadaşlar. Günlük 50 kilogram üzerinde tıbbi atık üreten, evet, 50 kilo ve üstündekiler tıbbi atık deposu oluşturmak zorunda. Direkt cevabı A seçeneğinde yakaladık arkadaşlar. Günlük 50 kilo ve üzerindeyse atığınız bir atık deposu inşa etmek zorundasınız. Onun için cevap Adana seçeneği gayet açık diyoruz bu soru için. Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin tıbbi atıklarla ilgili görevlerinden biri değildir ifadesi var. Evet, değildir'e dikkat edelim. Tıbbi atık yönetim planı hazırlamak, doğru. Tıbbi atıkları geçici atık deposundan konteynerine alarak taşımak, doğru. Tıbbi atık bertaraf sterilizasyon tesislerini kurmak, işletmek, doğru. Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermek aynı şekilde doğruyken, tıbbi atık bertaraf sterilizasyon testleri için ön lisans veya lisans vermek belediyenin görevi değil arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Edirne seçeneği bu soruda. 9. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi atık yönetiminin genel ilkelerinden biri değildir diyoruz. Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirgenmesi esas, doğru. Tıbbi atıkların tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması esastır, doğru. Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması gerekir. Aynı şekilde doğru. Tıbbi atık üreticileri atıkların bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdür. Aynı şekilde bu da doğru. Sağlık kuruluşları ve belediyeler oluşan, taşınan, bertaraf edilen tıbbi atık miktarını kayıt altına almakla yükümlü değildir diyemezsiniz arkadaşlar. Tabii ki yükümlüdür. Onun için cevabımız son kelimeye kadar doğruyken değildir işi tersine çevirdi. Onun için cevabımız Edirne seçen arkadaşlar bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi atıkların yakma tesislerinin kurulacağı yerlerin özelliklerinden biridir? Evet, hangi özelliği taşımalı? Karstik bölgelerde taşkın riskinin yüksek olduğu bölgelerde kurulabilir. Değil. Heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde kurulabilir. Hayır. En yakın yerleşim yerine uzaklığı 1000 metreden az olan, evet, 1 kilometreden uzak bölgede kurulmalı arkadaşlar. Evsel nitelikli atıkların yakılması için kullanılan yakma fırınlarında tıbbi atıklar da yakılabilir. Doğru. Yer seçiminde hakim rüzgar yönü dikkate alınmaz ki tabii ki alınır, şehre doğru üflemesin. Haliyle hakim rüzgara da dikkat edilerek en az 1000 metre, yani 1 kilometre uzaklıkta kurulmalı arkadaşlar tıbbi atıkların yakma tesisleri. Onun için cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz 10. soruda. 11. sorumuzdayız. Evet, tıbbi atıkların zararlarından en fazla etkilenen meslek grupları aşağıdakilerden hangisidir ifadesi? Evet, yakarken en çok tabii ki sağlık çalışanları etkilenecek. Dolayısıyla cevap direkt Adana seçeneği bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi ısıyla sterilizasyon yöntemlerinden biri değildir ifadesine bakalım. Evet, dezenfektan solüsyon bu yöntemlerden biri. Kaynatma bunlardan biri. Tindalizasyon aynı şekilde bunlardan biri. Alevden geçirme bunlardan biri ama filtrasyon dediğimiz arkadaşlar, filtreme yapılarak sadece sıvının geçeceği bir ortam ekleyip katıların sıvılardan ayrılmasının yapıldığı mekanik, biyolojik ya da fiziksel işlemlere deniyor. Dolayısıyla ısıyla alakalı olan bir sterilizasyon değil. Onun için cevabımızın Denizli seçeneği olduğunu da hatırlatalım böylelikle. Evet, 13. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan ısı ile sterilizasyon yöntemidir? Evet, ısı ile sterilizasyon yöntemine dikkat ediyoruz. Basınçsız buhar sterilizasyon. Basınçsız, geçin arkada. Kaynatma değil.
Burada tindalizasyon yöntemiyle sterilizasyon aynı şekilde değil. Alevden geçirme değil. Burada basınçlı buharla sterilizasyon. En çok kullanılan ısı arkadaşlar. Dolayısıyla basınçlı buhar sterilizasyonu en çok kullanılıyor, aklımızda bulunsun. Cevabımız deniz seçeneği bu soruda. Diğer sorumuzdayız. Mikroorganizmalar için besleyici özelliği olan sıvı maddeleri ard arda 3 gün her defasında belirli süreler tuttuktan sonra aradaki bekleme zamanında oda ısısını bekleterek yapılan sterilizasyon yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ifadesi var ki bahsettiğimizin basınçsız buharla sterilizasyon değil, kaynatma, basınçlı buharla sterilizasyon, alevden geçirme aynı şekilde değil. Cevabımızın yine tindalizasyon yöntemiyle sterilizasyon diyoruz. Bakın burada bunun da aslında açıklaması verilmiş. Dikkat edelim. 14'ün sorunun cevabı denizi seçen arkadaşlar bu soruda. Evet, su ile geçimsiz maddelerin sterilizasyonunda kullanılan yöntem hangisidir? Yani su ile yapamadığımız sterilizasyonu biz arkadaşlar biliyorsunuz ki ne ile yaparız? Hava ile yaparız. Dolayısıyla basınçsız buhar sterilizasyonu değil, basınçlı buhar değil, kaynatma, tindalizasyon değil, kuru havayla sterilizasyondur arkadaşlar suyun geçmediği sterilizasyon çeşidi. Buradaki MSÜ'de kırmızı çizgiyle tanımlanan alan aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Merkezi sterilizasyon ünitesi dediğimiz ünitede kırmızı çizgiyle tanımlanan alan hangisi diyoruz ve cevabın depo alanı olduğunu biliyoruz. Kirli alan, temiz alan, steril alan, destek alan değil. Depo alanı kırmızı çizgiyle tanımlanan alandır arkadaşlar. Dolayısıyla buna dikkat ediyoruz merkezi sterilizasyon ünitesinde. 17. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi merkezi sterilizasyon ünitesi işlem akış yönü olarak doğru sıralanmıştır? Evet, işlem akış yöntemi kirli kan, temiz alan, pardon, kirli alan, temiz alan ve steril alan sıralaması budur arkadaşlar. Bu da görüldüğü üzere kirli alan, temiz alan ve steril alan. Dolayısıyla İşlem akış yönü bu şekilde olmalı. Cevap Adana seçeneği bu soruda. 18. sorumuzdayız. 18. soruda da aşağıdakilerden hangisi veya aşağıdaki faaliyetlerden hangisi kirli alanda gerçekleştirilir ifadesi var. Evet, alet bakımını kirli alanda yapamazsınız. Steril edilmek üzere paketlenmiş malzeme güvenli bekletme değil. Kontamine alet ve alet alma ve sıralama. Evet, bu kirli alanda yapılır ki daha sonra temizlenecek. Tekstil katlama, depolama, paketleme, bunlar kirli alanda yapılamaz. Ama B seçeneğindeki kontamine alet alma ve sıralama yine kirli alanda gerçekleştirilir. Cevabımız Bursa seçeneği arkadaşlar bu soru için. 19. sorumuza bakalım. Merkezi bu MSÜ kavramına çok dikkat edin arkadaşlar. Merkezi sterilizasyon ünitesi hep karşımıza çıkıyor. Burada MSÜ'de steril alan hangi renk çizgiyle belirlenmiştir ifadesi. Yine steril alanın yeşil olduğunu unutmayalım. Daha doğrusu bunun tam tersi de var. Yani tehlikeli alanında kırmızı olduğunu unutmayalım. Aşağıdakilerden hangisi yine MSÜ'de bulunan alanlardan biri değildir soru kökü. Kirli alan var, temiz alan, steril alan, destek alan var ama atık depo alanı buradaki MSÜ'de, yani merkezi sterilizasyon ünitesinde bulunmaz. O dedik ya, en az 1 kilometre dışarıda olmalı şehirden. Onun için cevap Edirne seçeneği bu soru için arkadaşlar. Evet, 20 ve 21 ve 22. sorudayız. Bu sayfada aşağıdakilerden hangisi cerrahi asepsinin temel ilkelerinden değildir? Evet, steril bir paketin dışı da sterildir ifadesi aynı şekilde bu ilkelerden biri değil arkadaşlar. Paketin içi steril olabilir ama dışının steril olup olmayacağını bilemezsiniz. Steril cisim bel düzeyinin üzerinde tutulmalıdır. Steril objeler gerektiğinde steril eldivenle tutulmalıdır. Steril alana sırt dönülmemelidir. Steril bir kumaşa herhangi bir sıvı sıçratılmamalıdır varken steril bir paketin dışı da sterildir diyemeyiz arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği olacak bu soruda. Canlı yüzeylerde patojen mikroorganizmaları temizleyerek antisepsiyi sağlayan kimyasal maddelere ne denir ifadesi var ki bunun da hemen aklımıza antiseptik solüsyon olduğunu getiriyoruz. Burada dezenfektan solüsyon, dekontaminasyon, bakteriye yostatik solüsyon, steril solüsyon değil, antiseptik solüsyon olduğunda bir kez daha hatırlatalım sizlere arkadaşlar. Evet, 22. soruyu bitirdik. Son 3 sorumuz videoda, son sayfadayız diyoruz. Eldiven kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ifadesi var?
Mutlak steril ortamda yapılması gerekli işlemlerden önce steril eldiven giyilmelidir arkadaşlar. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Sağlık çalışanlarının deri bütünlüğü bozulmuş ise mutlaka eldiven giymeli. Elimizde herhangi bir kesik yara varsa eldiven giymeliyiz. Aynı eldiven başka bir hasta için kullanılmamalıdır. Tek kullanımlık olmalı. Doğru. Vücut sıvıları ve mukozalar ile temas varsa eldiven hemen yıkanmalıdır değil. Eldiveni hemen atmalısınız arkadaşlar. Yani yıkama değil, tek kullanımlık olduğunu biliyoruz. Yıkayarak biliyorsunuz bunları geçiremezsiniz. Dolayısıyla atmalısınız. Eldiveni yenilemelisiniz. Kontamine materyal ve yüzeylerle temas öncesi eldiven giyilmelidir doğruyken burada eldivenin yıkanması doğru bir davranış değil, atılmalı arkadaşlar. Cevabımız denizi seçen olacak bu soruda. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, burada bahsettiğimiz aşağıdaki durumlardan hangisinde eller yıkanmaz? Evet, hasta temas öncesinde eller yıkanır arkadaşlar. Hasta yakınında bulunan malzemeler temas sonrasında el yıkanır. Kana ve vücut sıvılarına dokununca yıkanır. Hasta bakımı sırasında kontamine bölgeden temiz bölgeye geçerken yıkanır ama eldivenleri giyince, eldivenleri giyerken el yıkanmaz. Buna gerek yok. Dolayısıyla içinde kalacak eldivenin. Cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi el yıkama kurallarından değildir ifadesi var. Evet, el yıkama kurallarına bakıyoruz. Eller ve kollarda bulunan takılar çıkarılır. Doğru mu? Evet. Oje ve takma tırnak varsa çıkarılır. Tırnakların kısa olmasına özen gösterilir. Ellerde görünür kirlenme olmasa dahi eller yıkanır. Mutlaka steril havlu ile kurulanır ifadesi arkadaşlar el yıkama kurallarından biri değil. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği diyoruz ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Sağlık Meslek Liseleri videolarını YouTube'da anlatan tek kanal olma gururuyla hepinize hoşça kalın diyoruz. Ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın istiyoruz.